Herkese merhaba. Teknoloji ipuçları paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusunda Apple'larda gelen bir yeni güncelleme var. iOS 17.02. Bu videoda bunu anlatmayı istiyorum sizlere. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda iPhone'larda iOS 16'dan 17'ye bir geçiş yaşandı. iOS 17 çıktıktan sonra ise iOS 17.01 ve iOS 17.02 çıktı iOS 17'nin detaylı özelliklerini anlatmıştım. iOS 17.01'i de anlatmıştım. Şimdi size iOS 17.02'yi anlatmak istiyorum. Hazırsanız videoya geçebiliriz. iOS 17 e çıktıktan sonra bazı sorunlar yaşanmaya başlamıştı. Örneğin şarjımız çabuk bitiyordu. Veyahut da Instagram'dan gelen bildirim sesleri değişmişti. Kişi kartı paylaşma uygulaması var AirDrop'la. iki telefonu böyle yan yana getirdiğin zaman otomatik paylaşım yapıyordu. Bunlarda belli başlı bir problemler vardı. iOS 17.01 ile şarj problemini aslında çözdük çözülmüştü. Yani ilimiz aslında daha az giderken şimdi normale dönmeye başlamıştı. Fakat bazı sorunlar hala devam ediyordu. Ayarlama sırasında verilerin doğrudan başka bir iPhone cihazına aktarılmasını engellemeyi sorun düzelttiler. Şimdi gelin bu güncellemeyi yükleyelim ve gerçekten sorun çözülecek mi ona bir bakalım. Telefonun ekranını açtım ve buradan bir ayarlara giriş yapıyoruz. Buradan genele girdik ve yazılım güncellemesini açtım. Burada bakın iOS 17.02 güncellememiz var. 362.3 MB. Bu güncelleme ailema sırasında verilen doğrudan başka bir iPhone'la aktarılmasını engelleyen bir sorunu düzeltir diyor. Şimdi güncelle diyelim. Evet, güncellememizi alıyor. Durdur. wi de açalım ki hücresel <laughs> veri gitmesin. Bu güncelleme inerken de sizlere bazı sorularım var. Peki sizler iOS 17'den memnun musunuz? güncelleme inerken bu soruyu sormak istiyorum. Sizin karşılaştığı sorunlar var mı? Bunları yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Bunun haricinde bir Telegram teknoloji sohbetleri kanalımız var. Bir açıklamalarda link bırakacağım. Oraya gelirseniz de sevinirim. Burada iPhone ile ilgili veyahut da teknoloji ile ilgili sorunları konuşuyor ve bu sorunlara çözümler buluyoruz. Bu yüzden hepinizi oraya davet ediyorum. Şimdiden gelenlere teşekkür ederim. Eğer ki videolarım hoşunuza gidiyorsa da videoyu beğenmeyi, daha fazla teknoloji ipuçları içinde beni ücretsiz bir şekilde takip etmeyi de unutmayın unutmayın. Şimdi bakalım güncellememiz inmiş mi? iOS 17.02 güncellememiz güncellendi. Gelin şimdi bir ayar var ona bakalım. Genel'e girdik. Buradan AirDrop'a girdik. Burada bakın. Aygıtları bir araya getirerek açma şekli Bunu aktif hale getiriyoruz. Yani iPhone'un üst kısmını başka bir iPhone'a yakın tutarak name Drop ile kolayca numara alışverişi yapın. Fotoğraf paylaşın ve daha fazla yapın. Yani bunu böyle bu şekilde yaparak çok rahat bir biçimde yapabileceksiniz. Her yeni çıkan iOS güncellemesini sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bu iOS güncellemesinde ise gördüğünüz gibi bu tarz bir soruna çözüm getirdiler. Bakalım önümüzdeki güncellemelerde diğer sorunlara mesela Instagram'daki gelen bildirimler değişecek mi? Bunları göreceğiz. Bunları kaçırmamak için de beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzun konusunda olmasını istiyorsanız da yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere de kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.